Bugün dünyada aydınlatma ve elektronik alanlarını ele geçirmiş olan ışık yayan diyotlar, yani LED'ler, 20. yüzyıla ait bir Amerikan buluşu olarak biliniyor. Hikaye, Nick Holonyak adında Amerikalı bir mühendisin 1962 yılında lazer diyotlar üzerinde çalışırken kırmızı ışık yayan LED üretmesiyle başlıyor gibi görünüyor. Ancak gerçek hikaye hem daha eskiye hem de farklı bir coğrafyaya uzanıyor. 1927 yılında Sovyetler Birliği'nde Kablosuz Telgrafçılık ve Telefonculuk adlı teknik dergide bir makale yayımlanır. Bu makale, ışık saçan silisyum karbür algılayıcı ve kristalle algılanması adını taşımaktadır. Makalenin yazarı Oleg Losev adında bir radyo teknisyenidir. Makalenin konusu ise üzerinde çalıştığı çinko oksit ve silisyum karbür kristalli doğrultucu diyotların jonksiyonlarında üzerlerinden elektrik akımı geçtiği zaman gözlemlediği yeşil ışımadır. Silisyum karbür kristali radyo devrelerinde alternatif akımı doğrultup demodülasyonda görev alan bir yarı iletkendir. A harfiyle gösterilen antenin görevi radyo dalgalarını yakalamaktır. L bobini ve ayarlanabilir C1 kondansatörü ile yaratılan rezonans devresi ise istenilen frekansı seçmek için kullanılıyor. Ayarlanan frekansa ait elektrik sinyalleri D harfiyle gösterilen silisyum karbür kristalli diyot üzerinden E harfiyle gösterilen kulaklığa iletilmekte ve kulaklığın diyaframını titreştirerek sese çevirmektedir. Oleg bir radyo teknisyeni olarak çeşitli materyallerle deneyler yapmakta ve çalıştığı kurum olan Nizhny Novgorod Radyo Laboratuvarı'na katkı sağlamaktaydı. Sadece sıradan bir teknisyendi ve hayatı boyunca hiçbir zaman daha yüksek bir akademik ünvana sahip olamadı. Çünkü bunun için takvimleri geri saralım. Oleg'in ailesi Rusya'da Tver'de yaşayan soylu bir aileydi. Babası Çar 2. Nikolay'ın ordusunda bir subaydı. Ancak Ekim devrimi sonrasında işsiz kalan ve tüm önemli işlerden uzaklaştırılan babası, tren vagonları imal eden bir fabrikada çalışmaya başlamıştı. Bu durumun Oleg için üzücü bir getirisi vardı. Ekim devrimi sonrasında önceki toplumun üst sınıflarına mensup ailelerin yeni Sovyet toplumunda iyi bir eğitim alması ve kariyer basamaklarında yükselmesi pek olanaklı değildi. Bu sebeple Oleg aldığı temel eğitimden sonra Nizhny Novgorod Radyo Laboratuvarı'na teknisyen olarak girdi. Burası Sovyetler Birliği'nin ilk radyo laboratuvarıydı. En verimli çalışmalarını yaptığı bu laboratuvarda az önce bahsettiğim makalesini yayımladıktan sonra konu üstüne yeni makaleler yayımlamaya devam etti. Hayatının en verimli dönemi olan 1924 ve 1930 yılları arasında 16 tane makale yazdı. Oleg bu çalışmalarında LED'ler ve kullanım alanları hakkında oldukça geniş bir çerçeve çizmişti. Losev, LED ışığının soğuk bir doğası olduğunu, ısı yaymadığını keşfetmişti. LED emisyonunun diyodun işleviyle olan bağlantısını anladı ve akım gerilim karakteristiklerini ölçtü. Hiçbir akademik eğitimi olmayan genç teknisyen, LED'in doğasının Einstein'ın kuantum ve fotoelektrik çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu düşünmüş ve bunu tersine fotoelektrik etki olarak teorize etmişti. Bu konuda fikrini almak için Einstein'a yazdığı ancak cevap alamadığı biliniyor. Oleg bunun yanı sıra 1924 yılında dünyanın ilk katı hal yükselteceğini imal etmeyi de başarmıştı. Vakum tüplerini yerine geçebilecek bir amplifikatör icat ettiği halde içeriğinde kullanılan çinko oksit Amerika'dan geldiği için Sovyet hükümeti tarafından göz ardı edilen bir proje oldu. Negatif direnç fenomenini kullanarak tasarlanan bu ilk diyotun üstünden 32 yıl geçtikten sonra 1956'da aynı fenomeni kullanan tünel diyotlar sayesinde bu teknoloji dünyada kullanılmaya başlandı. Mikrodalga osilatörlerinde ve yükselteçlerde yaygın olarak hala kullanılıyor. Oleg Losev'e dönecek olursak, 1928 yılında çalıştığı kurum kapatıldı ve çalıştığı ekiple birlikte Leningrad'da yer alan Merkez Radyo Laboratuvarı'na gönderildi. Ancak Abram Yoffe adında katı hal fiziği ve elektromanyetizma konusunda çalışan bir bilim insanı tarafından yönetilen Yoffe Fiziko-Teknik Enstitüsü'ne davet aldı ve çalışmalarını orada sürdürdü. Burada bazı derslere katıldı ve 1938 yılında tez yazmadan onursal bir doktora unvanı bile aldı. Ancak bu başarı bile kendisini teknisyen unvanından kurtaramadı. Çünkü kendisine layık görülen bu doktora unvanından bir yıl önce 1937'de en ufak bir alakası bile olmayan Leningrad Tıp Enstitüsü'ne tayin edildi. Yakın zamanda keşfedilen günlüklerine göre Oleg buradayken bile yarı iletken malzeme kullanarak vakum tüpe benzeyen 3 kanallı bir sistem olabileceğine dair bir makale daha hazırlamıştı. Bu makaleyi yazdığında tarihler 1941'di ve aynı yıl Leningrad Naziler tarafından kuşatılmıştı. Bu sebeple bu makaleyi gönderemedi Oleg ve makale bugün hala kayıp durumda. Ancak bahsi geçen sistemin transistör olması ihtimal dahilinde
hem de Batı dünyası tarafından henüz icat edilmemişken. 1942 yılına geldiğimizde ise Leningrad'ın durumu korkunçtu. Şehir kuşatma altındaydı ve gıda ve medikal dahil olmak üzere pek çok kaynağa ulaşılamıyordu. Yaşanan korkunç açlık, yüz binlerce kişiyi öldürdüğü gibi 38 yaşındaki Oleg Losev'i de çalışmalarının değer kazandığını göremeden genç yaşta hayattan koparıp aldı. Savaş bittikten sonra da Oleg Losev'i hatırlayan olmadı. 2007 yılında Nature Photonics dergisinde yayınlanan bir makaleyle çalışmaları tekrar gündeme gelen Oleg'in adı Wikipedia ve dergilerde tekrar anılmaya başlıyor. Talihsiz bir dönem ve coğrafya ikilisini birlikte denk getirmeyi başaran bu unutulmuş bilim kahramanına hak ettiği saygıyı geç de olsa vermekten başka maalesef yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Başka elektrik hikayeleri dinlemek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.